Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere 10. hafta ring iplik makinesini anlatmaya çalışacağız. Ring iplik makinesinin görevleri: 1. Makineye besleni, fitili, istenen iplik numarası nispetinde çekerek inceltmek. 2. İpliğe büküm vererek yeterli mukavemeti sağlamak. 3. Elde edilen ipliği kops teşkil edecek şekilde sarmak. Demek ki makinenin görevleri arkadaşlar, istenen numarada çekim vermek, büküm ile yeterli mukavemeti sağlamak ve masuraya ipliği sararak kops teşkil etmek. Çalışma prensibine bakacak olursak, fitil bobinleri cağlıktaki yerlerine takılır. Kılavuz çubukları fitillerin nihai numaralarını çekecekleri çekim sistemine doğru kılavuzlar. Çekim sistemi 45-60 derecelik açı ile eğimli yerleştirilmiştir ve iplik düzgünlüğüne önemli etkisi bulunması nedeniyle makinenin en önemli elemanlarından birisidir. Elde edilen ince elyaf şeridi çıkış silindirlerini terk eder. Gerekli mukavemeti sağlayacak olan büküm yüksek hızla dönen iğne tarafından verilir. Bilezik üzerinde kopçanın her dönüşü iplikte bir büküm meydana getirir. Kopça iğ üzerindeki boş kopsa ipliğin sarılmasını sağlar. Özellikle arkadaşlar, ring iplik makinesinde verilen büküm iğ, bilezik ve kopça üçlüsü arasında gerçekleşmektedir. Makinenin kısımlarına bakacak olursak, 1. Besleme kısmı. Fitil bobinleri ring iplik makinesinin cağlına takılır. Bu cağlığa takılan fitil sayısı iplik makinesinin iğ sayısına eşittir. Fitil bobinlerin cağlıkta takıldıkları yere fitil askısı denir. Fitilin bobinden alınması ilk çekim silindir çifti ile olur. 2. Çekim kısmı. Giriş silindirleri ile apron çifti arasındaki ön çekim bölgesinde, şu yeşil olarak bulunan bölge ön çekim bölgesi, fitildeki büküm çekimle açılarak esas çekimi hazırlanmış olur. Ön çekim bölgesindeki temel amaç arkadaşlar, fitilden gelen fitillerin çekim ile açılarak hazır hale getirilmesi. Apron çifti çekim işlemleri sırasında elyafın daha geniş alan içerisinde kontrol altında bulundurulmasını sağlar. Apron çifti ile çıkış silindiri çifti arasında istediğimiz iplik numarasını elde etmek için esas çekim uygulanır. Evet, bu kısımda da arkadaşlar, demek ki mavi olarak bulunan bölgede ana çekim bölgesi ve ipliğe istenen numarada elde edebilmek için yeterli inceliği sağlamış oluyoruz. Alt silindirler hareketli olup üst silindirler yüzeysel temasla hareket alırlar. Çekim sahalarının boyu elyaf boyuna göre ve ondan biraz daha uzun olarak ayarlanır. Evet, 3 çift çekim silindirine baktığımız arkadaşlar, bu çekim silindirlerinin altındaki silindirler ki asıl çekim silindirleri ve hızı bu makineden alıyorlar. Üstteki silindirler ise sadece baskı görevi görerek hızlarını da alttaki çekim silindirlerinden alıyorlar. Üç adet baskı silindir ve üst apronu bünyesinde bulunduran sisteme baskı kolu veya tabanca denilmektedir. Evet, şu bölüm baskı kolu ya da tabanca olarak ifade ediliyor. Fitil makinaya baskı makinesinin her zaman altından geçmesi sağlanacak şekilde fitil kılavuzundan geçirilerek verilir. Evet, şu kırmızı olarak şu gösterilen şu noktadan fitili veriyoruz ve silindir çiftlerinin tam arasından geçmesini sağlayacak şekilde ayarlamış oluyoruz. 3. Büküm ve sarım kısmı. İnceltilen elyaf bandında mukavemet kazandırmak ve iplik şeklini vermek için büküm işlemi uygulanır. Bükümün gerçekleştirebilmesi için inceltilmiş olan fitilin alt ucundan tutulup döndürülmesi gerekir. Bu işlem iğ, bilezik, kopça üçlüsü arasındaki ilişkiyle gerçekleştirilir. Kopça inceltilmiş fitilin alt ucundan tutar. İğ ise bilezik ve kopça yardımıyla kendi etrafında fitili döndürerek büküm verir. İpliğin üzerine sarılacağı masura iğ üzerine yerleştirilir.
iyi araba üzerine sabitlenmiş olan bileziğe göre merkezlenmiştir. Bilezik iç kısmındaki profili nedeniyle birlikte çalıştığı kopçayı üzerinde taşıyarak serbest bir şekilde hareket etmesini sağlar. Kopçanın dönüş yönünü oluşturur. Dönüş yolunu oluşturur. Kopça ipliğe büküm verme sırasında demetin alt ucundan tutulmasını sağlar. İplik kılavuz ve kopçadan geçtikten sonra masura üzerine iplik sarımı başlamış olur. Bu oluşuma kops oluşumu denir. Kopsun dönüşü nedeniyle ipliğin gerilmesi sonucu kopça da kops kadar hız kazanmak ister. Bu sürüklenme sırasında kopça ile bilezik arasında meydana gelebilecek sürtünmeden dolayı kopça kopsa göre geride kalır. Bu durumda kopça ile çıkış silindiri arasında ipliğe büküm kazandırıldığı gibi aradaki hız farkı kadar kopsa sarılması da gerçekleştirilir. Kopçanın bilezik ile olan sürtünmesi göz önüne alınmazsa iğin her bir devrinin veya kopçanın bilezik etrafında her bir turunun ipliğe büküm verdiği kabul edilir. Ön silindirden lif demetinin sevki devam ettiği sürece iplik hem büküm alır hem de masuraya sarılmaya devam eder. Balon kırıcı. Balon kırıcı ile ipliğin büyük hızı neticesinde her ikisi de oldukça önemli merkez kaç kuvvetinin etkisinde kalır. Bu kuvvet kopçayı bileziğe bastıracak, ipliğin kuvveti ise bunu dışarıya fırlatmak isteyecektir. Bu sırada döneğin etrafında ipliğin armut şeklinde şeffaf bir biçim aldığı görülür. Buna balon denilir. Ring iplik makinesinde balonlaşma sonucu masuralara sarılan iplikler birbirlerine sarılabilir ve iplik kopmaları oluşabilir. İpliği taşıyan kopsun ipliğin göreceği bir sonraki işlemlere uygun şekil alması istenir. Bu şekil bileziği taşıyan arabanın yukarı aşağı hareketi ile sağlanır. İpliğin bir sonraki işlem için kops üzerinden alınması sırasında dolaşmasını engellemek üzere arabanın yukarıya hareket etmesiyle kops üzerinde oluşan üst üste sarım katları arabanın aşağı doğru hareket etmesiyle sağlanır. Bunun için bir sarım mesafesinde iniş ve çıkış zamanları farklı ayarlanır. Ayırıcı plakalar, separatörler. Ayırıcılar esas olarak yan yana dönmekte olan iplik balonlarının birbirlerine ve duran veya hareket etmekte olan makine aksamına çarpmasını, takılmasını önlemek amacına yöneliktir. Bunlar iplik balonlarının boyutlarını belli miktarda sınırlayıp toplayabilir ve aynı zamanda işlem esnasında iplik gerginliklerini de etkileyebilir. İplik kılavuzu, domuz kuyruğu, ipliğe rehberlik yapan, ona yol gösteren elemanlardır. Çekim bölgesinden gelen ipliğin savrulup dağılmasını önler. Aynı zamanda iyi tam ortaladığından ipliğin masuraya düzgün sarılmasını sağlar. Masura, üzerine iplik sarılan eğirme elemanıdır. Kops, masuranın üzerine iplik sarılmış halidir. Büküm. Lif topluluğunda paralel halde bulunan liflerin birbirleriyle irtibatlı duruma gelmeleri için büküm verilir. Niçin büküm verilir? Demek ki bir ipliğin yapısı içerisindeki, gövdesi içerisindeki liflerin birbirlerine temasını sağlamak için bükümü veriyoruz. Kesikli ştapel liflerde üretilen ipliklere gereken mukavemet belli bir miktar büküm verilerek sağlanır. Büküm, liflerin kendi eksenleri etrafında döndürülmesiyle sağlanır. Uygulanan burulmanın yönüne göre büküm S veya Z yönlü olarak ifade edilir. S ise sol yol, Z ise sağ yollu büküm olarak ifade ediyoruz. Genel olarak tek katlı iplik imalinde büküm yönü sağ yoldur. Katlı bir üretim söz konusu olduğunda sağ yollu bükümlü iplikleri bir araya getirilir ve ters yönde yani sol yönünde bükülür. Katlı bükümde büküm yönleri birbirinin ters olarak devam eder. İplikteki bükümün yönü mukavemet değeri bakımından hiç önemli değildir. Büküm yönünün etkisi kumaş yüzeyinde kendisini gösterir. Sağ bükümlü iplik ile sol bükümlü ipliğin ışık yansıtması farklı olacak ve dolayısıyla da kumaş yüzeyindeki efektleri de farklı olacaktır. İpliğe verilecek büküm miktarı o ipliğin daha sonraki kullanım yerine
lif uzunluğuna ve iplik üretim sistemine göre seçilir. Lif uzunluğu arttıkça büküm gereksinimi azalacaktır. Verilen büküm miktarına göre büküm derecesi iki şekilde isimlendirilir. İsimlendirmeye geçmeden önce lif uzunluğu arttıkça büküm gereksinimi azalacaktır. Az önce bükümün amacını söylerken neydi amacı? İpliğin gövdesi içerisindeki liflerin birbirine temasını sağlamaktı. Uzun olan liflerde bu temas yüzeyi arttığı için az büküm vererek mukavemeti arttırmış oluyoruz. Kısa liflerde ise temas yüzeyi azalacağından dolayı mukavemeti belli bir düzeye ulaştırmak için ne yapmak durumundayız? Bükümü arttırmak durumundayız. Bükümün artması da iplik yapısının sertleşmesine sebebiyet verecektir. Gelelim büküm derecelerine. Bükümü biz iki şekilde isimlendiriyoruz. Açık büküm. Triko örme ipliklerine verilir. Örme makinesinde iplikten karşılaşacağı direnç nispeten düşük olduğu için triko ipliği üzerindeki büküm miktarı dokuma ipliğine oranla düşüktür. Dolayısıyla triko ipliğinin mukavemeti dokumaya göre daha düşüktür. Kapalı büküm. Dokuma ipliklerine verilir. Dokuma makinesinde özellikle çözgü ipliklerinin üzerine binen yük oldukça fazla olduğu için dokuma makinelerine örmeye oranla yüksek büküm verilir. Bu nedenle dokuma ipliklerinin mukavemeti triko ipliklerine göre daha yüksektir. Büküm, evet formülümüz arkadaşlar. Metredeki büküm sayısı eşittir. İ devri bölü çıkış hızı şeklinde bükümü hesaplıyoruz. Triko ipliği bükümü alfa e büküm katsayısı İngiliz ifade ediyor. Büküm değeri alfa e değeri arkadaşlar 3,6 triko ipliğinde ki piyasada en yaygın biçimde uygulanan büküm katsayısıdır. İnce mikronerli pamuklarda 3,1, 3,9 ve yumuşak örgü tuşesi gösteren tuşesine özen gösteren firmalar alfa e değerini 3,3 3,5 arasına çekebilmektedirler. Bunun yanında örgü ipliğini alfa 3,8 3,9 değeriyle çalışan sert örgü tuşesi firmalar da mevcuttur. Dokuma ipliği üretimi alfa 4,1 4,5 arasında değişir. Dokuma makinesinde iplik üzerine binen yük göz önünde bulundurularak atkı ipliği için düşük, çözgü ipliği için ise yüksek büküm katsayısı seçilir. Çözgü ipliğinin mukavemeti atkı ipliğinden yüksek olmalıdır. Niye çözgü ipliğinin mukavemeti atkıdan yüksek olacak? Çünkü dokumada çözgü iplikleri dokuma makinesi organlarıyla sürekli sürtünme halinde bulunacağından dolayı bu sürtünmeler sonucunda kopmalar meydana gelebilir. Bunu önlemek adına çözgü ipliklerin mukavemet değerinin atkı ipliklerinden daha fazla olmasına dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de sizlere ring iplik makinesini anlatmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.